çarpanlar ayırma örnek soruların çözümü. Tam kare özelliklerinden kullanacağız. Şimdi buraya baktığım zaman birincinin karesi x, biri ikincinin karesi 36 yani 6. O zaman burası x artı 6 çarpı x artı 6. Alttakine bakalım. Birinci terim k kare, ikinci terim 64, 8'in karesi. Ve şu ortadaki işareti eksi olduğuna göre k eksi 8 çarpı k eksi 8. Üçüncü soruya baktığımız zaman üçüncü sorunun birinci terim şöyle yazacağım şuraya tekrar bu soruyu. 25 x üzeri 4 yerine şöyle yazayım hatta. 5 x karenin karesi eksi 2 çarpı 5 x kare çarpı 2 x artı 2x'in karesi. Bakın bu şekilde aynen yazdım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. O zaman buradaki ifade 5 üzeri x kare eksi 2x'in karesi. Son sorumuzda 49 x üzeri 16. 49 7'nin karesi. O zaman burası 7 x üzeri 8'in karesi artı. Buraya baktığım zaman burası 1'i 2 çarpanını yazdım. Sonra birinci terimi yazıyorum. 7 üzeri x üzeri 8 çarpı. Şuraya da baktığım zaman burası da 25 x üzeri 6. O da 5 x üzeri 3 gelir. Artı 5 çarpı x üzeri 3'ün karesi. E buradan da 7 üzeri x üzeri 8 artı 5 çarpı x üzeri 3 karesi olarak buluruz. Aşağıdaki verilen ifadelerin eşitlerini yazalım. Şimdi bakın bu tekerleme gibi okuduğumuzu şuraya yazıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi. Biz bu tekerleme gibi olan ifadeyi ezberlediğimiz zaman kolay bir şekilde bu açılımları yapabiliriz. Yani birincinin karesi, birinci terimin karesi x, x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. 3'ün karesi. E şimdi burayı da düzenleyelim. x kare 3 ile 2'yi çarptım. 6. 6 x. 3'ün karesi 9. Şu soruya gelelim. Birincinin karesi. 3 a'nın karesi. Eksi 2 çarpı 3 a çarpı 2 b artı 2 b'nin karesi. Yani ikincinin karesi. Şimdi burayı da düzenlersek, burada da 9 a kare, 2 ile 3 çarptım, 6, 6 ile 2 çarptım, 12, eksi 12 ab, artı 4 b kare. Yani gelelim şu bazen karşımıza çok sıklıkla çıkmaz, 3 tane terim var ve bu 3 tane terimin karesini istiyor bizden. Biz bunu şöyle yapabiliriz. Buradaki ifadedeki terimlerin hepsini teker teker karelerini alalım. A kare artı b kare artı 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı şimdi de ikişerli ikişerli çarpımlarını yazacağız. A ile eksi b'yi çarptım. A eksi b. Daha sonra a ile 2'yi çarptım. 2a. B eksi b ile 2'yi çarptım. Eksi 2b. Bu şekilde olmuş oldu. İlk önce hepsinin karelerini yazıyoruz. Daha sonra da artı deyip çarpı 2 deyip Burada da ikişerli çarpımlarını yazıyoruz. Üçüncü soru ifadesini çarpanlarına ayıralım demiş. Hemen şöyle bakalım. Şu birincinin karesi olabilir mi acaba? 2x'in karesi. Eksi. Bu da 2 çarpı 2x çarpı 6 olur. 24x eşit olur. Artı 6'nın karesi. E o zaman burası 2x eksi 6'nın karesi. Buradaki işaret eksi ise o zaman ikinci terimde eksi var. Buradaki işaret artı ise yani ortadaki terimin işareti artı ise o zaman buradaki e, ikinci terimin işareti artı olur. Px polinomunun tam kare ise k sayısını bulalım. Polinomunun tam kare olduğuna göre a sayısını bulalım. Yani bu sefer de tersten yapıyoruz. Burası 8'in karesi. Şimdi buradaki ifadeye bakalım. Buradaki ifade 2 formülden gelen 2. Daha sonra 8 buradan gelen ikinci terimden gelen 8. Daha sonra 48 olabilmesi için ben buraya ne yazmam lazım? 2 kere 8 16. O zaman 48 olabilmesi için 3x yazarım. Bu da gençler birinci terim. O zaman benim burası 3x'in karesi olmalı. E 3X'in karesi AX kareye eşit. O da 9X kare eşittir. AX kare A ile 9'a birbirine eşit olmuş olur. İfadesinde A'nın en küçük değeri için A artı X artı Y toplamını bulalım. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Gençler X artı y'nin karesi ya da x artı y'nin mutlak değeri ya da x eksi y'nin mutlak değeri. Şimdi bunların en küçük değerinin olabilmesi için bunların sıfır olması lazım. Bakın 3 tane ifade var. Köklü olabilir. Kökün derecesi çift olacak. 2n diyelim. Mutlak değer içindeki ifade olabilir. Bunun mutlak değer içindeki ifadenin alabileceği en küçük değer sıfır olur. E bir tam karenin de alabileceği en küçük değer sıfır olur. O zaman biz buradaki sorulara baktığım zaman tam kare olacak şekilde soruları düzenlememiz lazım. Bakın 2x kare 9y kare 6x 6xy diye verilmiş. Şimdi ben buradaki x karenin birini ayıracağım. Buradaki x kare artı 6x artı 3. terim. Bu birinci ifadem. Artı ikinci ifadem x kare eksi 6x'ye artı 9y kare. Herhalde bu da ikinci ifadem olur. Artı şurada da bir boşluğum var. Şimdi şuradaki ifadeleri yazdım. Sadece şuraya gelecek olan sayıyı bulmam lazım. Şimdi buraya gelecek olan sayı birincinin karesi. X'in karesi. E, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı x çarpı 6x olabilmesi için 3 olmalı. O zaman burası da 3'ün karesi olmalı. Yani 3'ün karesi 9. Şimdi şuraya bakıyorum. Bu x'in karesi. Birincinin karesi. Eksi 2 çarpı x çarpı 3y artı 3y'nin karesi. E bu bir tam bir kare olmuş oldu. Şimdi ben buraya 9 yazdım. Elimde de 24 var. O zaman bu 24'ü şu iki yere parçalamam gerekecek. E 24'ten 9 çıkarırsam burası kaldı 15. Şimdi şuradaki a ifadesini yazarsam a eşittir x artı 3'ün karesi artı ikinci ifade x eksi pardon eksi evet doğru 3y'nin karesi artı 15. Şimdi en küçük değer için buraları sıfıra eşitlemem lazım. Burası sıfır olacak. Burası sıfır olacak. O zaman a'nın alabileceği en küçük değer A'nın alabileceği en küçük değer 15 olur. Şimdi şuraları sıfıra eşitlemiştik. O zaman x artı 3 eşittir 0. x eşittir eksi 3. Burası da x eksi 3y eşittir 0. E bu 3y'yi bu tarafa atarsak x eşittir 3y. E ben x'in değerini eksi 3 olarak bulmuştum. Eksi 3 eşittir 3y, y eşittir eksi 1 olur. Şimdi y'yi eksi 1 buldum. x'i eksi 3 buldum. O zaman biz buradan a artı x artı y'yi istiyordu. 15 eksi 3 eksi 1. O zaman cevabımız 11 olarak buluruz. Soru 7 yine benzer bir soru ifadesinin alabileceği en büyük değeri bulalım. Şimdi bu ifade rasyonel bir ifade. E, rasyonel bir ifadenin en büyük olabilmesi için şöyle diyelim, en büyük olabilmesi için şimdi bu paydayı en küçük yapabilmesi için burayı bir tam kareye çevirmemiz lazım. O zaman a'nın karesi var. Artı 2 çarpı a çarpı 7 ortadaki terim artı 7'nin karesi. E 7'nin karesi 49. Burada da 52 var. E geriye ne kaldı? Şöyle köşeli parantez şeklinde yapalım. 49, 52 artı 3. O zaman şurayı şöyle düzenlersek. 36 bölü A artı 7'nin karesi artı 3. E buradaki ifademiz 0 olabilir en küçük değeri a'ya eksi 7 verirsem burası 0 olur. O zaman bizim sonucumuz da 36 bölü 3'ten 12 olur. Alabileceği en büyük değer 12 oldu. Karşılaştığımız bir soru tipi x eksi y 5'miş x çarpı y 7'ymiş buna göre x artı y ifadesinin pozitif değerini bulunuz. Şimdi şöyle yapıyoruz x eksi y'nin her iki tarafın karesini alıyorum yukarıdaki ilk eşitliği. Şimdi ben bunun karesini aldığım zaman birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 25. E bize burada çarpımı 7 olarak vermiş. Bunu da yerine koyarsak x kare eksi 2 çarpı 7 artı y kare eşittir 25. Burası 14 yapar. Öbür tarafa attığımız zaman 14 eksi 14 öbür tarafa artı olarak geçer x kare artı y kare eşittir 39 olarak buluruz. Şimdi bir de x artı y'nin sonucuna k diyorum. Her iki tarafı karesini alıyorum. Bizde sorulan şey şu. K. Şöyle diyelim. X artı Y biz k'yı bulmak istiyoruz. E bunun her iki tarafın karesini alırsak birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir k kare. Şimdi x ile y'nin e, x kare artı y karenin toplamını 39 olarak yandan bulmuştuk. E 2 çarpı x y de 14'e eşit artı 14 diyelim. Eşittir k kare. E topladığımız zaman 49 53 mi yapar? Evet. 53 eşittir k kare. O zaman her iki tarafın kökünü aldığımız zaman kök 53 eşittir.